Sayın Başkan, bugün şehidimiz merhum Dursun Önkuzu'nun şehadetinin 53. yıl dönümü. Ben hem Dursun Önkuzu'yu hem de bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü. Başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in ve bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Maalesef 21 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde eğitim politikalarında hiçbir istikrar olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. 21 yılda 9 tane bakan değişti. Her bakanla birlikte eğitim politikası değişti ve bugün geldiğimiz noktada eğitim içinden çıkılmaz bir noktaya geldi. Tabii öğretmenler bu süreç içerisinde maalesef öğretmenlik mesleği de ciddi ölçüde zedelendi. Ciddi bir atanamayan öğretmen problemi var. Bir tarafta öğretmen var. Diğer tarafta öğretmen ihtiyacı olan öğrenci var. Fakat bunu atayan bir iktidar maalesef oluşmadı. Ücretli sözleşme öğretmenler sorunu halen devam ediyor. Şimdi Eğitim İş Sendikası'nın yapmış olduğu bir araştırma değerli arkadaşlar. Bakın bu sonuçlar hakikaten bu bulgular daha doğrusu çok kritik. Araştırmaya göre öğretmenin %93'ü öğretmenliği saygın bir meslek olma özelliğini kaybettiğine inanıyor. %93'ü saygın bir meslek değil artık öğretmenlik diyor. Çocuk sahibi öğretmenlerin %63 çocuğunun gıda ihtiyacını karşılamakta zorlandığını, %73'ü ise çocuklarına kılık kıyafet almakta zorlandığını ifade ediyor. Yine daha vahimi belki de öğretmenlerin %86'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor bu ülkede. Şimdi tabii 364 gün öğretmeni unutup bir gün öğretmeni hatırlamanın çok da fazla bir mantığı yok. Ancak biz İyi Parti olarak tabii bu öğretmenlik mesleğinin hak ettiği şekilde toplumda itibar görmesi, özlük haklarına kavuşması konusunda biz sürekli olarak konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Şimdi tabii günlerin kısalması, havaların erken kararmasıyla birlikte bu yaz saati uygulaması, kalıcı yaz saati uygulaması meselesi tekrar gündemde ve büyük bir sıkıntı olarak duruyor. Türkiye 1940'tan 2018'e kadar yaz kış saati uygulaması yapmış. 2018'den itibaren alınan bir kararla yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildi. Bu çocuklar üzerinde bir defa psikolojik olarak ciddi olumsuzluklar, olumsuz etkileri oluyor. Yani bunu bilim insanları söylüyor. Bunu göz ardı etmek mümkün değil. Fakat hükümet meseleye bir tasarruf olarak bakıyor. Bu hesabı nasıl yaptıklarını ben anlayabilmiş değilim. Varsayalım ki kendi rakamlarına göre yıllık 2.2 milyar lira tasarruf oluyor. Hadi bu tasarrufun olduğunu varsaymış olsak bile değer mi? Yani çocuklarımız sabahın erken saatlerinde özellikle batı bölgelerinde kaldırıp onların psikolojisini bozmaya değer mi diye burada hükümete sormak istiyorum. Dolayısıyla çocukları karanlığa mahkum etmeyelim. Bu inattan vazgeçilsin ve yaz kış saat uygulamasına tekrar geçilmesini talep ediyoruz iktidardan. Şimdi diğer bir konu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, özel gereksinimleri bulunan otizm teşhisi konulan yani çocuklar için eğitim veren okullarda kamera konulması hem velilerin hem de kurumda çalışan öğretmenlerin talebi. Bu talep Milli Eğitim Bakanlığı'na iletiliyor fakat bakanlık bu talebi olumsuz cevap veriyor. Bakın hem veliler istiyor bunu hem de o kurumlarda çalışan öğretmenler istiyor. Veliler konuyu kamu denetleme kurumuna taşıyorlar. Kamu denetleme kurumu da evet yerindedir, kamera takılmalıdır diyor. Buna rağmen Milli Eğitim Bakanlığı direniyor. Şimdi tabii bu okullarda bir kısım şiddet olaylarının olduğu ifade ediliyor. Karakollara sürekli yansıyan şikayetler var. Bunlardan öğretmenler de rahatsız. Yani çocuk diyor mesela ayağa takılıp düşüyor diyor. Bununla ilgili veliler belki öğretmeni suçluyorlar. Öğretmenler de rahatsız. Veliler de rahatsız. Bu sorun niye çözülmüyor? Kamu denetleme kurumu da kurulsun diyor. Dolayısıyla ben bu konuyu özellikle gündeme getirmek istedim ki bu mağduriyetin giderilmesi açısından bu kamera takılması konusunda bir düzenleme yapması ihtiyacı vardır. Şimdi bugün Merkez Bankası yine politika faizini değerli arkadaşlar malum 500 baz puan artırdı ve bu artırım süreciyle birlikte yani %8,5'tan politika faizi %40'a yükseltildi. Şimdi tabii piyasadaki bütün faizler de normal olarak bu faizle birlikte yükselmiş oldu. Tabii bir yandan da krediler kısılıyor. Dolayısıyla hem krediye erişimde hem de erişilen kredinin maliyetinde ciddi bir artış oldu. Türkiye bu noktaya nasıl geldi? Yani bunları unutmamak lazım. Bir hafızamızı tazeleyelim. Eylül 2021'den itibaren o zaman politika faizi %19'du. Bakın rakamlara çok iyi bakalım. Eylül 2021 kırılma noktası. Politika faizi %19. Kur, dolar kuru 8 lira 30 kuruş. Enflasyon %19,6. Sayın Erdoğan dedi ki faiz sebep enflasyon sonuçtur dedi. Nasıl var, size ne oluyor dedi. Ondan sonra efendim ben burada olduğum sürece kimse bana faiz artırtamaz. Bu faizleri daha da düşüreceğiz dedi. Böyle bir saçma sapan bir politika içerisinde Türkiye girdi. Kendisine bu işi yapacak bürokrat ve efendim bakan da buldu. Onlar da zaten Erdoğan'dan daha ileri gittiler derken Türkiye bugün geldiği noktada sürekli bir faiz artırım sürecine girdi. 19 olan faiz 40'a yükseldi değerli arkadaşlar.
arkadaşlar. 8 lira 30 kuruş olan dolar. Buyurun. Teşekkür ederim başkanım. 8 lira 30 kuruş olan dolar kuru 29 liraya geldi. Daha nereye gideceğini kimse bilmiyor. Enflasyon düşme trendine girmekte olan enflasyon 19,6'dan bugün değerli arkadaşlar %65'e geldi. Yani bakın bu yanlış politikalar uygulanmasaydı, uygulanmamış olsaydı ben yani yıllarını bu işe vermiş bir iktisatçı olarak şunu iddia ediyorum. Bugün 3 tane 10'umuz olacaktı. Yani faizimiz %10 olurdu. %19'u 10'a kadar çekilebilirdi 2 yıl içerisinde. Dolar kuru en fazla 10 TL olurdu. Enflasyon da 10 civarında olurdu. Yani bu onların hepsini 65-70 lira taşıyan dolar kurunu işte 29 liralara taşıyan bir anlayış, bir yanlışlık, bir inat, bir cehalet Türkiye'yi bu hale getiriyor. Tabii maliyet sadece hani göstergelerin artması falan değil. Bunun sonucunda oluşan sonuç ciddi bir yoksulluk oldu Türkiye'de. Bakın veya bütçenin faiz yükü acayip bir şekilde arttı. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla artacak. Önümüzdeki dönem için faiz yükümüz ana paraya geçti. Hazine tefecilerin eline düştü. Bu yanlış. Buyurun toparlayın usta. Politikalardan dolayı. Yani bunları içimiz yanarak anlatıyoruz değerli arkadaşlar. Yani tekrar bu hatalara düşünmemesi lazım. Yani şimdi tabii her şeyi unuttu Sayın Erdoğan. Yani Nas vardı, ne oldu? Nas kalktı mı? Allah'ın ayeti mi ortadan kalktı ya? Ya bu soruyu sormak lazım. Yani bu işin niye böyle, bu mesele niye böyle bakılıyor? Ne oldu? O zaman sormak lazım. Ama dış politikayı, Gazze'yi, iç politikayı, ekonomiyi, her şeyi yani iç politika malzemesi haline getiren bir anlayışın Türkiye'ye getirdiği nokta. Şu anda borç stokumuz 4-5 katına çıktı 2 yıl içerisinde. Türkiye bu borçları nasıl ödeyecek? Kurunuz artıyor, faiziniz artıyor, borç stokunuz arttı. Bütçe açığı %6,4'e geldi milli gelir oranı olarak. Yoksulluk çığ gibi büyüdü. Türkiye bu politikalar, yanlış politikalar nedeniyle ciddi bir barınma krizi yaşıyor. Gelir dağılım bozuldu. Yani hangi birini anlatalım? Ya şimdi fatura kim ödetiliyor? Millet ödetiliyor. Kemer sıkmak lazım. Kim kemer sıkacak? KDV artıralım. %18 KDV değerli arkadaşlar. O yaklaşık 30 yıldır bu işin içerisindeyim. Her defasında konuşuldu. 8. dakikadayız. Toparlıyorum işte. %18 olan KDV, genel KDV oranını bugün bunlar detaylarını biraz fırsat olursa konuşacağım zaten. %20'ye çıkarma hiçbir hükümet yapamamıştı, bu hükümet de yapamamıştı. Bakın bu yanlış faturaların bedeli olarak getirdiler. Milletin üzerine %20 ÖTV'ler artırıldı, harçlar artırıldı, ek motorlu taşıt vergisi konuldu. Bundan sonra geleceklerde işin cabası. Dolayısıyla şu ikazımı yapmak istiyorum bakın buradan. Bu yapılan şey politika faiz artışıyla bu iş sadece sınırlı kalırsa sonuç alamazsınız. Türkiye Arjantin'e döner. Faiz artırırsınız enflasyon artar. Faiz artırırsınız enflasyon artar. Hiçbir şekilde sonuç alma imkanı yoktur. Bunun ciddi mali politikası tedbirleriyle ve yapısal reform ajandasıyla ve Türkiye'de güvenin oluşturulmasıyla desteklenmesi lazım. Bunlar yapılmadığı sürece artırılan her faiz enflasyonda temel artırıcı etken olacaktır. Genel Kurulu saygıyla selamlarım. Teşekkür ederim.